Türkiye ve İran arasında karşılıklı söylemler giderek sertleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mezhepçilik suçlamalarına İran'dan sert yanıt geldi. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin'in pazartesi günü İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve uyarıldığı öne sürüldü. Suriye'nin Elbap bölgesinde DAEŞ'in yerleştirdiği el yapım patlayıcıların temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada bir astsubay şehit oldu, iki asker yaralandı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden bu yana şehit olan asker sayısı 69'a yükseldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın baş danışmanı Abdülkadir Özkan, 5 Mayıs 2007'de dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'la dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen Dolmabahçe görüşmesinde cemaati bitirme konusunda tarafların el sıkıştığını itiraf etti. Daha sonra Ergenekon süreci başladığı için bunun ertelendiğini söyledi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vladimir Churkin görev yaptığı New York'ta hayatını kaybetti. Deneyimli diplomatın makamında kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli idam konusunda AKP'ye seslendi. AKP top çevirmesin, zamana oynamasın. Hakikaten idamın geri getirilmesi konusunda samimi ise Milliyetçi Hareket'in sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecek. Bahçeli referandumda hayır diyen ülkücülere de kurmak için zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim, haddinizi bildirmek için bekliyoruz diye konuştu. Bahçeli'nin sözlerine Meral Akşener'den jet yanıt geldi. Akşener, toplayın kurultayı, alın boyumuzun ölçüsünü dedi. HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara'da gözaltına alındı. İdris Baluken, 30 Ocak günü cezaevinden tahliye edilmişti. Baluken'in tahliyesine savcılık itiraz etmişti. Rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olan Baluken, hastaneden çıkar çıkmaz gözaltına alınarak emniyete götürüldü. HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ'ın hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi üzerine milletvekilliği düşürüldü. Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu'nda okundu. Kesinleşmiş mahkeme kararı doğrultusunda Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun milletvekilliği düşmüştür. Bilgilerinize sunulur. HDP'li milletvekilleri duruma itiraz etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'yı Cumhurbaşkanı 1. Yardımcılığı görevine getirdi. Azerbaycan'da 26 Eylül 2016'da yapılan referandumla anayasada değişiklikler yapılmış ve Cumhurbaşkanı 1. Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları makamlarının oluşturulmasına karar verilmişti.